Çünkü bu Bitcoin bütün onların düzenine karşı. Bunu engellemek için bir şey yapmaları gerekiyor. Gidiyor çünkü. Bütün ekonomik düzeni yok etmeye geliyor bu Bitcoin. Diyor ki manifestosunda, Bitcoin sizin dolarınız scam, sizin TL'niz scam, Euronuz scam. Bunların belli bir ömrü var. Bas bas paraları Leyla'ya diyemiyorsun. Bir noktadan sonra bastığın paralar tuvalet kağıdına dönecek diyor. 2 trilyon basacağız demiş. E bas. 100 trilyon bas. Sonra 200 trilyon basacaksın. Sonra bir kat trilyon basacaksın. En de sonunda kağıttan farksız olacak o. Ekmek almaya bir kamyona kağıtla gidecek halim yok. Batacak işte, yani komple başka bir şeye geçmen lazım. O benim diyor kripto. Bitcoin olarak ben o olacağım diyor. Oyum diyor. Şimdi bunu Bitcoin destekçileri bu hareketi başlattıysa, bu krizi başlattıysa, süreç ne kadar devam eder? O bellidir. Sen ben bilmiyorsundur sadece. Bu yazıda ondan bahsetmiştim. Bunu Bitcoin karşıtları başlattıysa, yani merkezsizlik karşıtları, şu an merkezi otoriteyi elinde bulunduran güçler başlattıysa bunu, onun da iki olasılığı var. Ya onlar da hesaplamıştır. Kaç kişiyi öldüreceklerini biliyorlardır. Ya da son bir gayretle, hani bu gidiyor, bunu beceremedik, bunu tahmin edemedik 300 dolardayken. Halkın gücünü küçümsedik. Ne yapabileceklerini küçümsedik. Bunlar oturttu. Bunu engelleyemiyoruz. Bir şey yapmamız lazım. Aceleliğiyle yapılmış bir aptallık olur o da, ikinci olasılık olarak. Eğer oysa Welcome to Walking Dead'e geliyor iş. Onu bilemiyoruz da, yani yaşayıp göreceğiz. Hani anlatırım ama kanıtlayamam. Magi.